Devam edelim. Telefonumuz var. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Buyurun hayırlı efendim. Akşamlar, hayırlı sahurlar olsun. Size hocam. De Kırşehir'e selam olsun. Buyurun. Sağ olasın hocam. Teşekkür. Allah'a rahmet ve bereketleriniz olsun. Allah razı olsun. Nevşehir, Kırşehir. Bu sefer İç Anadolu'yu şöyle bir toparladık. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Abi sofra kuruldu mu? Hocam yemeğimizi yedik, çayımızı içiyoruz şu anda. Maşallah. Allah kabul etsin inşallah. Allah, Rabbim bereketini versin. Amin cümlemiz hocam. Dinliyorum. Bir. Hocam bizim bir evimiz var. Biz eve zekat veya zekat verebilir miyiz? Oturduğun ev değil mi? Evet hocam. Tek bir evimiz var zaten. Tek bir eviniz var. Evden dolayı zekat olmaz ama birikmiş paran varsa onlara olacak. Evet. Bir de hocam 80 lira parası olan ne kadar bir zekat verebilir? Ne kadar parası olan? 80 lira hocam. 80 bin lira. Evet. 80 bin liranın %2,5'unu hesap edeceksin. Evet. O da ne yapar arkadaşlar? Bir hesap yapın bakalım. %2,5. 10 bin lira da 250 lira etmesi lazım. Efendim? 10, olur mu? 2 bin lira olur. 2 bin lira. 2 bin lira zekat düşüyor. 100 bin lira da 2500 lira verecek. 2 bin lira zekat verecek. Borcunu çıktıktan sonra 80 bin lira kalıyorsa. Tamam. Bir de hocam mesela ben namaz kılıyorum. Bildiğim sadece bir 3 tane süre var. Bu süreyle namaz kılıyorum. Namazım kabul olur. Neleri biliyorsun? Sübhaneke biliyorum hocam. Sübhaneke Fatiha suresini biliyorum. 2. Sübhaneke sure değil. Sübhaneke dua. İhlas suresini biliyorum. Evet. 2 sure biliyorsun. Bir dua biliyorsun. Başka? Bir de inna ata biliyorum hocam. İnna atayna kel kevser. Evet. Peki okur musun bir Kevser suresini? Hangisini hocam? İhlas suresini. Çok fazla biliyorsun zaten. Bildiğin birini tamam. Oku işte. Hangisini okuyorsun? Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu Allahum samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun kulhu kuven ahad. Şimdi burada da eksiklik var hacı abi. Evet. Şimdi kul huvallahum dedin. Allah'ım dedin sanki orada değil mi? Kul huvallahu ahad. Allahu samet lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bunu bu şekilde sağlam ezberleyeceksin ki çünkü sen devamlı bunlarla namaz kılıyorsun. Namazın tam olsun. Bir de Kevser suresini okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. İnna ayta kelki kevser ve salle rabbike benhar inna şanike ülefter. Evet, o da şey namazı zedeleyecek kadar manayı bozacak kadar yanlışlar var. Bunu evet. Da bir imam hoca arkadaşınız Kırşehir'de içinde mi oturuyorsun? Evet hocam Kırşehir merkezde oturuyorum. Heh, merkezde Müftü Bey'e de söyle. Bizim arkadaşımız Mehmet hocamız. Evet. Sana bunları öğretecek bir görevli versinler. Güzelce bir ezberle. Diğerlerini de ezberlersin zamanla. Bir ders al. Yaşın daha kaçtır? 30 mu? 40 mı? 45 hocam. 45 daha gençsin. Yolun yarısındasın inşallah. Öğrenirsin. Tamam, selam verdin. Borçlu çıktın bak. Olsun hocam hiç önemli değil. Sağ ol Allah razı olsun. Gönlün zengin. Gönlün zengin. Peki başka soru var mı? Hocam bir de benim eşim mesela Arapçayı bilmiyor. Evet. Kur'an'ın Türkçesiyle okursa hatim olur mu? İşte Türkçesini sağlam ezberler. Güzel okursa olur. Yoksa kafasını gözünü yararsa okurken o şekilde evet. Hatim olmaz. Kendini bir dinletecek bir hoca hanım dinleyecek diyecek ki tamam bu şekilde Türkçesinden de olsa sözler, kelimeler, harfler çıkıyor. Bu şekilde yapabilirsin diye onu bir okutmak lazım. Tamam hocam teşekkür ederim. Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin. Namazdan, imandan, oruçtan ayırmasın. Amin. Kırşehir'e de bolluk, bereket, selam söylüyorum. Allah'a emanet. Siz de hocam Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabırlar. Size de efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.